Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende açı ortay konusundaki test birin çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. ABC noktaları doğrusal bir de açılar eşit verilmiş 80, 130, 40 ve X verilmiş. Buna göre diyor X ne kadar yol almalıdır diye soruluyor. X nedir diye soruluyor galiba arkadaşlar. Evet ne yapacağız? Kollar oranı açı ortay var bakın kollar oranı tabanlar oranında. Yani Hocam 80 bölü 130 eşittir 40 bölü x diyeceğiz. Ya da kısaca hocam bak şuraya bak. Açı ortaya sol tarafında 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Yani direkt burası 2x'tir. 2x 130 sa x de buradan kaç gelir? 65 gelir arkadaşlar. Kısaca bu şekilde de yapabilirsiniz. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Bu dış açı ortay verilmiş. X 6 7 9 verilmiş. Hemen dış açı ortay teoremini uygulayalım. Dış açı ortayın dediği yerden başlıyorduk. Tekrarlı başlıyorduk değil mi? Şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 6 eşittir ne olacaktır? 7 bölü 9. İlk ok nereye değiyorsa o öncelikliydi. 7 bölü 9. İşler, işler dışlar yapalım. 9 x eşittir 7 x artı 6 kere de 42'den. 2 x eşittir 42'den. x'i buradan ne buluruz arkadaşlar? 21 buluruz. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. 8-12 verilmiş. Açı ortay verilmiş. X verilmiş. Ve şuradaki uzunluğu da 10 olarak vermişler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kollar 10'un tabanları oranı. Genelde şöyle yapıyorsunuz ama ben böyle yapmayacağım. Kollar 10-X yazıp da 8-12 10-X bölü X yazıyorsunuz. Ben böyle yapmayacağım. 8-12 nedir? 8-12 bölü 4'e bölsen 2 4'e bölsen 3 Hocam burası 2K iken burası 3K'dır. E toplam 5K'yı zaten vermiş 10 diye. K'yı buradan kaç buluruz? 2. E x de 3K'ya eşit. O da kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçiminde K, D ve E noktalarından kenarlara paralel kesilmiş. Kenarlara paralel kesilmiş arkadaşlar. Yani şununla da şu paralel olmuş. Ve şurası çıkartılmış arkadaşlar. 6 ve 8 verilmiş. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Sonra şekil 1'deki K noktası ABC üçgenin işte çemberin merkezidir. Bu çıkartıldı ya şuradaki üçgen. KDE üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar benim işim bir önceki üçgende. Hemen ne yapalım? Bir önceki üçgene şöyle bir gelelim. Burası içte çemberin merkeziymiş değil mi? Evet K noktası ABC üçgeninde içte çemberin merkezi. İçte çemberin merkezini kullanacağız. İçte çemberin merkezi demek ne demek arkadaşlar? Öyle yazıyordu değil mi ya? Unutmayalım. Evet. Ne demek? iç açı ortayların kesim noktası. O zaman burası iç açı ortayların kesim noktası hop buradan gelen iç açı ortay. Hop buradan gelen hop buradan gelen doğruları çizin. Özellikle iç açı ortayların kesim noktası varsa bunu çizin arkadaşlar. Buradan gelen açı ortay. Buradan gelen açı ortay. Buradan gelen de açı ortay. Hatta 45-45 oldu arkadaşlar burası. E adam sana boşu boşuna mı verdi şu parayla? verilen bir yeri kullan. Şunlar paralelse e bu da açıortay çıkmıştı. Bak Z'den dolayı hocam nokta açısı çıktı. İkiz kenar. Aynı zamanda burası da aynı değil mi arkadaşlar? Şunlar paralel. Bu paralelliği kullanacaksın. Yine bir Z kuralı var mı arkadaşlar burada? Var. Burası da Z'den dolayı çizgi. Hocam şu parça da şu parça eşit oldu. E buraya A dersem burası A, buraya B dersem burası B. Tamamını 10 vermişti. Buraya da C diyelim. A artı B artı C kaç arkadaşım? 10. Senden ne isteniyor? Bu üçgenin çevresi isteniyor. Bu üçgenin çevresine bak bakayım ne? A, B, C. A o da çevre. O da 10 yaptı arkadaşlar. O da A artı B artı C olduğundan cevabımız böylelikle 10 çıktı sevgili gençler. Yani cevap Balıkesir oldu. 150 verilmiş, 200 verilmiş ve 210 verilmiş. Yukarıdaki üçgen şeklindeki parkın A köşesinde bulunan Halil ok yönünde harekete başlayarak AC ve BC eşit uzaktaki bir P noktasında durmak istiyor. Halil geldi 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 tam olarak burada durdu. Tam olarak buradaki nokta ne noktasıymış arkadaşlar? Hem AC'ye hem de BC'ye eşit uzunlukta olan bir nokta. Yani şurada uzunluk dediğimiz dik uzaklıktır arkadaşlar. Ve bunlar birbirine eşitmiş. Aa hocam bunlar birbirine eşit. Dikmeler birbirine eşit. Dikmeler nerede birbirine eşitti? Açı ortayda. E o zaman senin şuradan çizdiğin doğru ne doğrusu olmak zorunda? Açı ortay doğrusu olmak zorunda. Hocam 150 bölü 200 bizden de A noktasına kadar ne kadar yürümelidir diye soruluyor. X nedir diye soruluyor. Hocam şöyle 150 bölü 200 X bölü 210 eksi X deyip yapabiliriz. Ya da koldaki oran tabanda olmayacak mı? Evet. 150 bölü 200'ü sadeleştirecek olursak 5'e bölü 3, 5'e bölü 4, 3 bölü 4 yaptı. Hocam koldaki oran yukarıdan aşağıya 3 bölü 4. Buradaki oran da 3 bölü 4'tür. Yani burası 3K ise burası nedir? 4K'dır. Toplam 7K 210'a eşit. 7K eşittir 210 ise K'yı buradan kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden de X eşittir 3K isteniyor arkadaşlar. Ee, 7K buraya X yazdım ama K olacak. K eşittir 30. E bizden de x eşittir 3k isteniliyor. K yerine 30 yazdığımızda cevabımız da kaç olur? 90 olur. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Açı ortaylar verilmiş. Bir de burada bir oran verilmiş. Ve şuradaki uzunluk da 6 olarak verilmiş. Öncelikle buradaki oranlamayı yazayım. Burası 3k iken burası 2k mı? Evet. ED uzunluğu 2k iken AE uzunluğu 3k verilmiş. Öncelikle arkadaşlar şu açı ortayı kullanacağız. Çünkü niye? Bu üçgendeki kenarlardaki oranlama verilmiş. Bu üçgendeki kenarlardaki değil tabandaki oranlama kaç arkadaşım? 3'e 2. Hocam 3'e 2 oran varsa o zaman ne olacak? Burada da 3'e 2 oran vardır. Bakın tabandaki oran 3'e 2 ise koldaki oran da 3'e 2'dir. Yani burası 3A iken burası ne olacak? 2A olacak. E şimdi ben şu açı ortayı uygulayayım. Bakın şu açı ortaya bakacak olursam. Hocam bu açı ortayda da kollar oranı tabanlar oranı deyip işlem yapabiliriz. Ya da Direkt bak sol tarafta 3'e 2 oran var. O zaman burada da 3'e 2 oran olacak. E 2 en 6 ise n'i buradan 3 buluruz. E x de 3 olduğundan kaç yapacaktır cevap? En yerine 3 yazarsak cevabımız 9 yapar. Böyle pratik yolları da kullanın arkadaşlar. Ya da kısaca 3a bölü x eşittir 2a bölü 2 en deyip de kollar oranı tabanlar oranından da sonuca ulaşabilirsiniz. AB18 AC ile BD de 12 santimetre olan ABC üçgeni biçimindeki kartonun B köşesi AD doğrusu boyunca katlanınca AB AC'nin üzerine gelip 2 oluşuyor. Arkadaşlar ben bunu böyle katlamışım. Şu katlanmış hali buraya gelmiş. Katlanmadan önceki halini aç kardeşim. Hemen açıyorum kardeşim. Açtım. Açmadan önce. Burası 18'di, burası 12'ydi. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 12 12 ise hatta burası da 12 olacak. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olmayacak mı? Evet. E, bunlar da eşit olacak. Başka da hocam burasıyla da burası eşit olacak ama karışık açılar bizi genelde ilgilendirmiyor. Bu açıların da eşitliğini yazsak ne yazmasak ne. Hiçbir işimize yaramayacak galiba arkadaşlar. O yüzden silerim isterseniz. E hocam burası 18 iken burası 18 olacak özür dilerim. Burada ne çıktı? Şu doğru bak açı ortay doğrusu çıktı. Şuradaki uzunlukta 12 değil mi? Evet. Bizden B, B üstü C, D. B üstü C D'nin çevresi isteniyor. Şurayı bulalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım bulalım. X diyecek olursak burada açıortay ortay var mı arkadaşlar? Bunun bunun oranı bunun bunun oranı. Yani 18 bölü 12 kollar oranı tabanlar da 12 bölü x'e eşittir. 6'ya bölsen 3, 6'ya bölsen 2. 3'e bölsen 3'e bölsen 4, 4 kere 2, 8. X'i buradan 8 buldun. E hocam bunun tamamı 18'di. E burası 12 ise buraya da 6 kaldı zaten. E 6, 12 ve 8'in toplamı çevre dediğimiz 12, 8 ve 6'nın toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 26 yapıyor. Yani cevabımız Balıkesir çıktı. Açı eşitliği verilmiş ve burada kaçı da 90 derece verilmiş. Valla arkadaşlar bunu konu anlatımında da söyledim. Aslında yapanlar hemen yapar da. E, burada ne yapacağız? Hemen onu şey yapalım. Valla açı verilmişse açılara dalacağımız belli. Ama öncelikle şuradaki şeye bir dalalım mı arkadaşlar? Şurada tabanda mevcut. Bak iç açı ortaylık var. Bir iç açı ortaylığa Hocam buradaki iç açı ortaylıkta ne var? Tabandaki oran 4'e 6. Ya da 6'ya 4. Soldan sağa. Hocam 6'ya 4. Yani burası 3K iken burası ne olacak? 2K olacak. Eyvallah. Peki ben bu 90'ı nasıl kullanacağım? Bu 90'ı kullanamıyorum şu anda. Dik üçgen falan var ama dik kenarlar yok. Düşüneceğiz. Vallahi hiçbir şey yapamıyorsanız. E, burada da açı ortay verilmiş. Açıyla ilgili bir şey verilmiş. Tamam açı kullandık ama tam manasıyla kullanmamış olabiliriz o zaman ne yapacağız arkadaşlar burada şu açılara bir dalalım isterseniz daldığımız zaman açılara Hocam şuraya bir alfa alfa dersem buraya ne kaldı 90 eksi alfa kaldı Allah Allah Burası da ne yaptı Başka da baş başka bir açıda yazamıyorum Peki açılar yan yana gelince özel bir durum var mı yok mu diye inceleriz özel bir durum nedir 180'e tamamlayan açısıdır 180'e tamamlayan açısını düşünseniz ya ne yapıyor? Hocam şurası alfa, alfa ve 90x alfa. Yani tamamı 90 artı alfa. 180'e tamamlayan nedir? 90x alfa. Ha, tanıdık. Bak bu açının 90'a tamamları. 180'e tamamlayan 90x alfa. Tanıdık olması niye? Burada da 90x alfa olduğu için. O zaman ben bunu 180'e tamamlayan açısını buradan yapsam. Valla 90x alfalar ayrı gayrı yerlerde oldu. Olmadı. Zaten bunun 180'e tamamlayanı ya buradan bakılır ya da nereden bakılır arkadaşlar? Şuradan bakılır. E buradan baktığın zaman da ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki açı 180'e tamamlayanı 90 eksi alfadır. A şu açıyla da şu açı ne oldu arkadaşlar? 90 eksi alfa 90 eksi alfa birbirine eşit oldu. Bak sarı üçgen de aynı zamanda bu bir dış açı ortay oldu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk tekrarlı. Şu bölü tamamı x bölü x artı 10 eşittir. İlk ok nereye değiyor? 2k'ya. İkinci ok nereye değiyor? 3K'ya 2K'nın 3K'ya oranına eşit olmak zorunda. K'larına da işler dışlar 3X eşittir. 2X artı 20'den X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. Şekil 1'deki ABC üçgeninde C köşesi DH boyunca katlandığında B köşesi ile çakışarak şekil 2 oluşuyor. Hmm. Katlamalarda ne yapıyoruz? Hop eski haline geri getiriyoruz. Şöyle getirdik arkadaşlar. Peki katlamada Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit olacak. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Tamam yazdık. Başka neler verilmiş? Şuradaki soruyu okuyalım. Hocam HC'yi 8 vermiş. Bir de DC'yi 10 vermiş. Şurayı da 10 vermiş. Şurası da C ya. Ve bir de açıyla ilgili bir muhabbet verilmiş. Alfa iken 2 alfa verilmiş. Bakın DBH alfa iken Şurası alfa iken burası da 2 alfa verilmiş. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Büyük üçgendeki şu açı ortayı kullanamıyorum. Maalesef şu kenarları yok. Kollar oranı tabanlar oranı yapamıyorum. E ne yapacağım ben burada? Hocam alfa ile 2 alfa arasındaki ilişkiyi kullanırsak soruyu büyük ihtimalle çözeriz. Bak alfa ikiz kenar değil mi bu? Evet. Alfa burası da alfa mı? Aynen öyle. Alfa alfa yan yana gelmiş. Aa, iki iç açının toplamı bir dış açı. 2 alfa yaptı burası. Hocam ikiz kenar çıktı burada bak. İkiz kenarda çizilen açı ortay olduğundan burası yüksekliktir. E, çünkü ikiz kenar üçgen. Yani şu bir ikiz kenar üçgen. Ve tabanı parçaya bölüyor mu? Bölüyor. Şuradaki iki parçaları yazmadık. 8, 10 ne üçgeni? 6. Bu arada bunun tamamı 8 bunun da tamamı 8. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 8 eksi. X kaldı. Hala da açı ortayı kullanamıyorum büyük üçgende. Kollar oranı tabanlar oranı yapamıyorum. Çünkü iki bilinmeyene girmiş olacağım. Başka bir şekilde bir şeyler düşünmeliyiz. Ne yapacağız? Burada özel bir durum yakaladım aslında. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Ve aynı zamanda bak burası da dik değil mi? O 6'ya falan da yoğunlaşmalıyız zaten. Bak burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. Dik tabanı iki eş parçaya bölünce aklına ne geldi? Evet hocam ikiz kenar geldi. Çünkü yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk. Hem yükseklik hem kenar ortay. E burada aklımıza ikiz kenar gelecek. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar hemen aklımıza gelsin. Şöyle e hocam şu da bir ikiz kenar üçgen oldu. 8 eksi x e burası. Burası da 8 eksi x'tir. E artık burada Pisagor bağıntısı yapacağız. 8 eksi x'in karesi eşittir. 6 ve x'in kareleri toplamı. 6'nın karesi artı x'in karesi. 64 eksi 16 x artı x kare eşittir. 36 artı x kare olduğundan x kareler nanay. 16 x'i buraya atıyorum. Eksi 16 x'i buraya atıyorum. 16 x 36'yı buraya attım. 64'ten 36 çıkınca 28 x de buradan 28 bölü 16 oldu. 28 de 4'e böldüğümüz zaman 7, 4, 16'yı 4'e böldüğümüz zaman 4. Yani cevabımız böylelikle 7 bölü 4 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız denizli oldu. Ama bu soruda biraz şöyle şuradaki şeyi fark etmek biraz zordu galiba. Zor sorulardan biri diyebiliriz ama arkadaşlar yüksekliğe ayrı bir gözle bakın valla. Benden günah gitti. E ben her zaman söylüyorum yüksekliğe ayrı bir gözle bak kardeşim. Tamam Buna da dikkat et. Alfa ve 2 alfa açıları verilmiş. Sonra da 4, 6, 6 verilmiş. Buradaki x isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi 2 alfaya alfa görünce aklımıza şey geliyor. Ne geliyor? Hocam 2 alfayı ben şöyle bir parçalayayım. Alfa alfa yapayım. Ah keşke. Şuraları belli olmuş olsaydı 4'e x mesela. Hocam 4, e 6 burası olsaydı 4k'ya 6k. Hocam 2k'ya 3, 3k derdik. Hatta burada x kenar çıktı. Burası da 2k derdik. İşlem yapardık. Ama burada 4'e şey var arkadaşlar. Maalesef işlem yapamıyorum. Alfa'yı 2 alfa'da 2 alfayı alfa alfa parçalayarak sonuca ulaşamıyorum. O zaman başka bir yere yoğunlaşayım. Ee, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Bak dikkat edin. ikiz kenarlık var burada. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen. Tamam. İkiz kenar üçgen. Yoğunlaşayım o zaman oraya. İkiz kenar üçgende açıyla ilgili bir şey vermiş ya. Açıya yoğunlaşacağım belli. Hocam ikiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda taban açıları birbirine eşitken bakın taban açısı birbirine eşitken bu taban açısının dış açısı 2 alfa. E o zaman bu da bu taban açısında dış açısı 2 alfa olmak zorunda değil mi? Aynen öyle. E hocam burada dış açısı bak bunun dış açısı 2 alfa olmalı. O zaman buraya ne kaldı? Alfa kaldı. İnce bir soru. Dikkat. Ne çıktı burada bak? Şimdi 2 alfaya 2 alfayı alfa ile 2 alfa arasındaki ilişkiyi kullanabildim. Noktanın dış açısı 2 alfa. Burada da noktanın dış açısı 2 alfa olduğundan bu dış açı ortay oldu. Bu üçgendeki dış açı da dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı şu bölü tamamı x bölü x artı 6 eşittir. 4 bölü 6. 4 bölü 6. Sadeleştir 2 sadeleştir 3. İçler dışlar yapacak olursak 3x eşittir 2x artı 12'den. X'i de buradan kaç buluruz gençler? 12 buluruz. Cevap Ceyhan yaptı böylelikle.